Merhaba arkadaşlar. Bugün Cloudflare kurulumuna bakacağız. Ne işe yarıyor Cloudflare? Hemen onu belirteyim. DNS kayıtlarının aracı firma olan Cloudflare'a yönlendirilerek DDoS saldırılarının siteye zarar vermesini engelleyen ve site güvenliğini artıran bir programdır. Oldukça bilinen ve kurulumu oldukça basit olan ve ücretsiz olan bir programdır. Bugün Cloudflare'ın kurulumunu, ayarlarının nasıl yapıldığını, nasıl kullanıldığını ve WordPress temelli bir siteye nasıl dahil edildiğini, ayrıca nasıl bypass edildiğini, yani iptal edildiğini beraberce göreceğiz arkadaşlar. Bir müşterimizin sitesinin saldırılara maruz kalması yüzünden iş yapmasını engelleyen rakiplerini bu şekilde engellemiş olacağız. Hemen yapmamız gereken ilk şey Cloudflare'e giriyoruz arkadaşlar ve ardından da yeni bir hesap oluşturuyoruz. Türkçesi yok arkadaşlar, İngilizce devam edeceğiz. Yeni bir hesap oluşturalım sizinle beraber. Hemen yeni bir mail adresimiz üzerinden, bizim firmalarımızdan bir tanesinin maili üzerinden yeni bir hesap oluşturalım. Arkadaşlar mail adreslerinizi doğru yazmaya dikkat edin. Çünkü mailinize onay gelecek. Onaylamak zorunda kalacaksınız. Web siteye bağlantı kuruluyor. Evet. Şimdi yapmamız gereken olay, buraya domain yazacağız arkadaşlar. Bunu Türkçe'ye çevirelim ya da Türkçe çevirmeden devam edelim. Şimdi koruyacağımız siteye hemen bakalım. Sitemizin HTTP kısmı haricinde baş kısmı sitenin domainine Cloudflare'ın giriş kısmına yapıştıracağız ve continue diyeceğiz. Tabi bundan önce mailimize onay gelmiştir. Onayı hemen aktif edelim. Evet, onayımız olmuştu. Evet, ardından paketler var. Ücretli paket almamıza gerek yok arkadaşlar. Hemen altta free ücretsiz paketimiz var. Ücretsiz paketimizi işaretliyoruz ve continue diyoruz. Cloudflare'ın yüklenmesi esnasında bize gerekli olan iki tane önemli özellik var. Bu özelliklerden bir tanesi sitemizin ad sunucularını bilmemiz lazım. Bir de sitenin yönetim paneline, yani SIEM paneline gidip oradaki IP adresini almamız lazım. Hemen göstereyim sizlere. DNS kayıtlarında ad sunucularını bilmemiz gerekiyor. Değiştireceğiz bunları. Burada amaç, sitemizi Cloudflare'e yönlendiriyoruz. Cloudflare'dan ardından sitemize giriş yapacaklar müşteriler veyahut da Google'da arayanlar. Bize bunun için ilk önce ne lazım arkadaşlar? Dediğimiz gibi DNS, yani DNS kayıtlarında ad sunucularımız lazım. İkinci bir bilmemiz gereken de cPanel'deki IP adresimiz lazım. IP adresimiz nerede? Sitemizin yönetim panelinin içerisinde, hemen gördüğünüz gibi sitemizin IP adresi de burada mevcut. Bunları ikisini hazırlayalım ve ardından devam edelim arkadaşlar. Evet. Sitemizin ismini yazdıktan sonra hemen altta şöyle daha önce DNS yönlendirmeleri çıkıyor. Biz aklımızı karıştırmasın diye ne yapacağız? Bu DNS yönlendirmelerin hepsini tek tek sileceğiz. Hepsini delete diyelim arkadaşlar. Biz sıfırdan bir DNS yönlendirmesi oluşturacağız. Oldukça kolay arkadaşlar. Böylece sitenizin güvenliği artacak. DDoS saldırılarına karşı siteniz oldukça güçlü olacak. Ayrıca sitenize nereden, kimin kaç defa girdiğini de Cloudflare aracılığıyla da görebilirsiniz. Bazen rakipleriniz sitenizi hackle edip kendileri satış yapmak isteyebilir. Bu çilingirci arkadaşımızın, yani çilingir hizmet veren arkadaşımızın başına gelen en büyük dertlerden bir tanesi de bu. Evet, bunların hepsini tek tek silelim arkadaşlar. Kendimiz
DNS kayıtlarını şimdi oluşturacağız arkadaşlar. Evet, hepsini temizledikten sonra kendimiz ne yapacağız? Şu an DNS kayıtlarını oluşturacağız. Evet arkadaşlar, tamamını deletledikten sonra ne yapıyoruz? Add record diyoruz ve tape kısmına A, ardından name kısmına ise add yazıyoruz. IP kısmına da sitemizin cPanel'de daha önce göstermiş olduğumuz yerdeki IP adresini alıyoruz ve onu yapıştırıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Proses ayarlarının aktif olduğunu kontrol edip save diyoruz ve kaydediyoruz. Tekrar add record diyoruz. CName diyoruz bu sefer arkadaşlar. Name kısmına www yazıyoruz. Ve target kısmına ise arkadaşlar sitemizin domain kısmını yazıyoruz. Proxy ayarlarının aktif olduğunu kontrol edip save diyoruz. Ve ardından tekrar add record diyoruz. Tekrar A olarak bırakıyoruz. Name kısmına bu sefer mail olarak mail yazıyoruz. IP adresini istiyor. Sitemizin IP adresini tekrar alıyoruz ve IP adresini yazıyoruz. Proxy ayarlarının artı olduğuna bakıyoruz ve save diyoruz, kaydediyoruz. Son olarak da bu sefer de tekrar add record diyoruz. Bu sefer MX diyeceğiz arkadaşlar. Ve name kısmına domainimizi yazacağız bu sefer. Ardından mail kısmına ise aynen şöyle yazıyor arkadaşlar. Dikkat edin, mail nokta domainimizi tekrar yazıyoruz. Ve TTL'in out olmasına, yani otomatik olmasına bakıyoruz. Ve record ayarlarının da sıfır olmasına dikkat ederek seviyoruz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Cloudflare'ın DNS ayarlarını yapmış olduk ve continue diyoruz. Şimdi karşımıza son kısım çıkıyor. Son kısımda ne yapıyoruz? Dördüncü kısma geliyoruz ve üçüncü kısma geliyoruz ve burada DNS ayarlarını ne yapacağız? DNS ayarlarını bu şekilde yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada DNS ayarlarımız var. Biz DNS ayarlarımızı daha önce göstermiştik, neredeydi? Ad sunucularımızda. Ad sunucularımızı değiştir diyeceğiz arkadaşlar. Hemen değiştir diyoruz. Ben GoDaddy kullanmıştım bu müşterimiz için. Hemen yeni ad sunucularımızı Cloudflare'in bize vermiş olduğu DNS ayarlarını çekerek ad sunucularını onunla değiştireceğiz hemen. Evet, birincisini kopyaladık, yapıştırdık. İkincisini de kopyalıyoruz ve tekrar yapıştırıyoruz. Ardından da kaydet diyoruz. Böylece ad sunucularımızı da ne yaptık? Yönlendirmiş olduk Cloudflare'a. Devam et dedik. Ve bir yenileme yapalım. Başarılı dedi. Cloudflare'e yönlendirdi mi? Yönlendirmiş olması gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi yeni DNS ayarlarımıza ne yaptık? Kavuşmuş olduk. Şimdi tekrar Cloudflare'in içerisine gelip continue diyoruz ve devam ediyoruz. Birinci kısmı get start deyip devam ediyoruz. Aktif olup olmadığını kontrol ediyoruz. HTTPS yönlendirmesinin aktif ise save diyoruz. Değilse aktif hale getiriyoruz. Tekrar Alvarsus HTTPS'nin de aktif olmasını sağlıyoruz. Ve bunu da save diyoruz. Ve son olarak da hepsinin aktif olup olmamasını kontrol ediyoruz. Hepsinin aktif olması gerekiyor ve finish diyerek ilk ayarlandırmamızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Evet, en önemli ayarlarımız bunlardı. Bu ayarlarla ne oldu? Sitemizin domaini Cloudflare'e yönlendi DNS ayarlarıyla ve böylece gelecek olan saldırıları Cloudflare ne yapıyor? Kendisi enzimliyor ve ardından da ne yapacak? Bize bilgi verecek. Gerek görülürse ne yapacağız? Bu DDoS ataklarını engelleyebileceğiz buradan arkadaşlar. Şimdi diğer önemli ayarlarımızı da yapmamız gerekiyor. Tabi sadece DDoS ayarları, DDoS saldırıları sitemizin kendisine değil de kullanıcı panellerine, resimlerine ve içerisindeki HTML kodlarına da yapılıyor. Bunun için biz tek tek
Diğer aşamaları da beraberce yapacağız arkadaşlar. Oldukça basit. Şimdi buradan ikinci kısmımız SSL'e geliyoruz. SSL'e gelip kontrol ediyoruz. Full'de mi? Evet. Full değilse. Genellikle arkadaşlar sizde şu halde olur. Siz ne yapacaksınız? Buraya alacaksınız. Full şeklinde getireceksiniz ve böylece korunma işlemi tam olarak sağlanmış oluyor. Diğer bir kısma geçeceğiz arkadaşlar hemen. Diğer bir kısımda ise yapmamız gereken rule ayarlarıdır. Rule ayarlarına hemen gelelim sitemizin kodfilerin en sol kısmında. Evet arkadaşlar, buradaki ayarlarımızı da yaptıktan sonra SSL'in aktif olup olmadığını da kontrol ettikten sonra sol tarafta rules ayarlarının içerisine geliyoruz ve burada pack rules run. Ne yapacağız? Buradaki amacımız şu: sitemizin kullanıcı paneline ve HTML kodlarına yapılacak olan saldırıları engellemek için pack rules diyoruz. Tekrar buradan ayarlarımızı yapacağız. Bu ayarları yapmak için ne yapıyoruz? Önce URL'imizi yazıyoruz buraya. Hemen kopyalayalım ve yapıştıralım URL'imizi. Burada yapmamız gereken önemli özellik slash ve yıldız koyuyoruz. Ardından altına devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, buraları iyice dikkatlice izleyelim arkadaşlar. Bu ayarlar oldukça önemli. Hemen devam ediyorum. Buradan Broadsheet TTS dedikten sonra bunu a year diyoruz. Ve ardından ikinci ayarımızı yapıyoruz. Change label diyeceğiz. Ve bunu da arkadaşlar ne yapacağız? Change everything. Ardından tekrar add setting diyoruz. Ve burada arkadaşlar add change TTS diyeceğiz. Ve bunu da arkadaşlar amount diyeceğiz. Ayarlara bakarak birebir aynısını yapabilirsiniz. Onun için özellikle yavaş hareket ediyorum. En son olarak da arkadaşlar Change Did Armor seçeneğini alıyoruz ve bunu aktif hale getirip ardından Save and ile sayfamızı kaydediyoruz. Evet, sitemizin kendisine yapılacak olan HTML kodlarına saldırıları engellemek için gördüğünüz gibi aktif hale geldi. Bu sefer de sitemizin admin kısmına yapılacak olan saldırıları engellemek için son hamlemizi yapıyoruz ve burası da oldukça önemli arkadaşlar. Burayı da dikkatlice inceleyelim. Burada yapmamız gereken en önemli olay şu arkadaşlar. Sitemizin admin kısmına giriş kodum giriş kısmındaki kullanıcı adımızla beraber nasıl yapıyoruz? Hepimizin hemen WordPress sitesi vardır büyük ihtimalle. WP3'e admin diyeceğiz. Sonuna slash koymadan yıldız koyacağız. Admin'e yapılacak olan saldırıları engellemek maksadıyla bu ayarları yapıyoruz. Bunları da özellikle arkadaşlar yavaş hareket ederek yapacağım ki aklınızda kalmasına gerek yok. Bir defa yapacaksınız zaten. Browse Change'den hemen ayarlarımızı aktif hale getiriyoruz. İkinci ayarımız Security, yani virüs tarama kısmına bakıyoruz. Security nerede arkadaşlar? Evet, Security Level'i. Bunu da arkadaşlar hiç diyeceğiz. Ardından Add Setting diyoruz. Diğer bir ayarımızı da yapalım arkadaşlar. Change Level. Ve bunu da bypass haline getirmemiz gerekiyor. Bypass ettik. Saldırı olduğu zaman sitemizin zarar görmesini engellemesi için bypass ettik diyoruz. Ve ardından da Disable Apps seçeneğini bulacağız. Ve ardından da son olarak da arkadaşlar Disable Performance, sitemizin performansını iyileştir diyoruz ve kaydet diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Cloudflare ayarlarımız şu an tam olarak gerçekleşmiş oldu. Cloudflare ayarlarımız şu an benimki beklemede. Yaklaşık olarak bir 25-30 dakika sonra bu ayarlar burada bir tik çıkacak, yeşil olacak ve onaylandığı anlamına gelecek. Bir de size özellikle belirtmek istediğim noktalardan bir tanesi, Cloudflare'e girdiğiniz zaman eğer sitenize herhangi bir DDoS saldırısı varsa sağ tarafa gelerek ne yapacaksınız arkadaşlar? DDoS atağı var.
Şu an atak halinde diyeceğiz ve ne yapacağız? Çalıştıracağız atak modunu. Böylece sistemimize yapılacak olan saldırıları da buradan engellemiş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, cold flare ayarlarını yaptık. Bunu bypass etmemiz gerekirse ne yapacağız arkadaşlar cold flare'de? Çok basit, hemen en alta geliyoruz. Ne yapıyoruz? Pulse cold flare diyoruz ve dokunduğumuz an ne oluyor? Cold flare ayarlarımız hegan olmuş oluyor ve böylece sistemimize yapılacak olan saldırıları açık hale, maruz hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.